Merhaba arkadaşlar, evde kal derslerinden geri kalma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dersimizde zamir konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Zamir diğer bir ifadeyle adı. Nedir peki arkadaşlar zamir? Arkadaşlar isimlerin yerini tutan sözcüklere denir arkadaşlar. Sözcüklere zamir denir arkadaşlar. Zamir denir. O zaman madem bunlar isimlerin yerini tutuyor arkadaşlar, isimler yapım eki alıyorsa zamir de yapım eki alması lazım. Çekim eki isim çekim eki alıyorsa zamirin de alması lazım. Tamlama mı kuruyor? Bunun da kurması lazım. Çekim eki mi alıyor? Bunun da alması lazım arkadaşlar. Nasıl hocam? Bakalım şimdi. Bir, isimler gibi arkadaşlar, isimler gibi yapım eki arkadaşlar alabilirler. Mesela arkadaşlar, kimse kelimesi bir zamirdir arkadaşlar. Ben kelimesi bir zamirdir. Şimdi yapım eki alacak arkadaşlar. Bakalım. Kimsesiz, bencil gibi ifadeler yapım eki aldığını gösterir. İkinci bir önemli özellik arkadaşlar. Tamlama kurabilir arkadaşlar. Tamlama kurabilirler. Niye hocam tamlama kurar? Çünkü ismin yerine geçiyor. İsmin yerine geçiyorsa bunlar da tamlama kuracak. Onun kitabı arkadaşlar. Kimi? Onun. Buradaki o nedir arkadaşlar? Zamirdir. Bazen ismin yerine geçtiyse o zaman o da tamlama kurabilir. Çekim ekleri alabilirler arkadaşlar. İsimler çekim ekleri aldığı için bunlar da çekim ekleri alabilirler arkadaşlar. Ben, sen, o, bilsiz, bu zamirlerimize ona derken buradaki a arkadaşlar çekim ekidir. Onlar derken arkadaşlar çekim ekidir. Zamirler isimler gibi cümlenin herhangi bir ögesinde ne yapabilirler? Olabilir. Toparlıyorum arkadaşlar. İsimlerin yerini tutan, isimler gibi yapım eki alabilen, çekim eki alabilen, onlar gibi tamlama kurabilen ve cümlede herhangi bir öge görevinde kullanılabilen sözcüklere biz zamir diyoruz arkadaşlar. Evet, zamirleri arkadaşlar iki grup halinde inceleyeceğiz. Sözcük halindeki zamirler, sözcük kelime halindeki zamirler, bir de ek halindeki zamirler. Sözcük halindeki zamirleri, şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler ve soru zamirleri diye dörde ayıracağım. Şimdi bir şahıs zamirleri, diğer ifadeyle kişi zamirinin ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar kişinin cümlede, kişilerin, isimlerin yerini tutan, cümlede yazıyorum arkadaşlar, kişilerin, parantez içerisine şahıs diyelim, yerini tutan arkadaşlar, yerini tutan zamirlere denir. Zamirlere denir. Peki hocam hangileridir bunlar? Bakalım arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Arkadaşlar şu da bir kenarda dursun. Kendi zamir. Bunlar arkadaşlar şahıs zamir olarak geçer. Ben birinci şahıs zamiri. Birinci şahıs zamiri. Sen ikinci şahıs zamiri. O üçüncü şahıs zamiri. Biz birinci çoğul şahıs arkadaşlar zamiri. Siz ikinci çoğul şahıs zamiri. Onlar üçüncü çoğul şahıs zamiri. Şu kendi arkadaşlar, birazdan da bahsedeceğim. Cümleye göre hem şahıs zamiri olabilir hem de dönüşlük zamirlerin içerisinde yer alacaktır. Cümle içerisinde kişilerin yerini tutarsa şahıs zamiri olarak almamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şahıs zamirleriyle ilgili sorular şöyle gelecektir. Bakın. Şimdi ben, sen, o, biz, siz, onlar diyoruz ama kolay bir ifade. Şimdi ben soruyorum arkadaşlar. Bu dün seni bana sordu cümlesinde, burada videoyu durdurun.
Burada kaç tane şahıs zamiri olduğunu bana söyleyin arkadaşlar. Yani bir cümlede kişinin yerine kaç tane şahıs zamiri kullanmışlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu, seni, bana. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane isim yerine geçen sözcük var. Şimdi bazı arkadaşlar 3 diyecekler ama cevap 2 tane arkadaşlar. Nasıl hocam? Bu dediği Ali olsun. Seni, Mehmet. Bana, Veli. 3 tane ismi yerine geçen sözcük var hocam. Niye 3 demediniz? Niye cevap 2 dediniz? Arkadaşlar bu şahıs zamirler içerisinde var mıydı? Hayır. Şahıs zamirlerimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar ve dönüşüm zamiri olan kendini. O yüzden arkadaşlar bu soruya dikkat edin. Bu kelimesi şahıs zamiri değildir. Buna dikkat edin. Bu, bunlar, şu, şunlar gibi ifadeler şahıs zamiri değildir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer bir soru bence şöyle gelecektir. Hatırlarsan ben ve sen zamirleri. Ben birinci şahıs zamiri, sen ikinci. Bunlar üzerine arkadaşlar A'yı aldığı zaman ne oluyordu? Bana ve sana'ya dönüşüyor. Bana ve sana'ya dönüşüyor. Ve biz buna ne diyorduk arkadaşlar? E'nin A'ya dönüşmesine arkadaşlar kökte değil mi arkadaşlar? Kökte ünlü değişimi arkadaşlar. Ünlü değişimi dememiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şahsen şöyle de sorabilirler. Şimdi arkadaşlar cümle içerisinde bakın arkadaşlar cümle içerisinde şahıs zamirleri büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Hocam buradaki kişi özel bir kişi ise bildiğimiz bir kişi ise fark etmiyor arkadaşlar. Yazım yanlış olur. Mesela bakalım arkadaşlar herkes onu çok seviyor cümlesine kastettiğimiz kişi Hazreti Muhammed olsun. Ya da arkadaşlarım Atatürk olsun. Fark etmeyecek. Burada kastedilen kişi Atatürk olsun. Arkadaşlar bunu böyle yazamazsınız. Cümle içerisinde şahıs zamirleri bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Ve kesinlikle yazım yanlış olur. Hocam kesme işareti kullanmadan bunu yazsak bu da olmaz arkadaşlar. Bunun doğrusu küçük harfle yazılacak ve kesme işareti kullanılmayacak arkadaşlar. Evet ikinci zamir çeşitimiz arkadaşlar işaret. Diğer bir ifadeyle gösterme zamiri. Arkadaşlar isimlerin yerini hemen yazıyorum arkadaşlar. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere denir arkadaşlar. Zamirlere denir. İsmin yerini tutacak. Unutmayın. İsmi göstermeyecek. İsmin yerini tutacak. Nedir arkadaşlar? Bu, şu, o. Bunlar çoğul yapabiliriz. Bunlar, şunlar, onlar, böylesi. Bakın arkadaşlar. Şöylesi. Burada. Buradaki ya da burada, orada bu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Bunlara da biz işaret zamirleri diyoruz. Arkadaşlar burada işaret zamirleriyle bize şahıs zamirlerinde ortak olan bir kısım var. O da o sözcüğü. Şimdi arkadaşlar o sözcüğü cümlede kişilerin yerine kullansan. Mesela arkadaşlar onun selamı var dersem arkadaşlar burada kişi zamiri var. Ama ben onu yeni aldım dersem arkadaşlar burada ise işaret zamiri olur. Bakın burada işaret zamiri, burada ise kişi zamiri olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü zamirimiz belgisiz zamir. Nedir hocam belgisiz zamir? İsimleri tam belirtmeyen, belli belirsiz onların yerini tutan zamirlere arkadaşlar belgisiz zamir diyoruz. Tam olarak yazalım arkadaşlar. İsimlerin yerini kesinlik bildirmeden belli belirsiz tutan zamirlerdir arkadaşlar.
zamirlerdi. Hangileridir hocam bunlar genelde? Bakalım arkadaşlar bu zamirler. Herkes, hepsi, hepsi, kimse, hiç kimse, bazısı, bazıları, çoğu, azı, birazı, birkaçı, tümü, başkaları gibi aklınabilir arkadaşlar. Ha, burada da arkadaşlar herkes hepsi kimse içinde bazen çoğu bir çoğu azı bunlar belki siz ama bunun sorusu şu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar herkes şunu da yazayım arkadaşlar herkes ve hepsi arkadaşlar bu iki zamir özne olursa bunların yüklemleri arkadaşlarım olumlu olur. Bunu unutmayın. Bulamazsınız. Kimse ya da arkadaşlarım hiç kimse bu ikisi özne olursa bunların yüklemleri arkadaşlarım olumsuz olur. Şimdi siz şöyle bir cümle kuramazsınız arkadaşlarım. Hocam herkes gelmedi diyemezsiniz. Herkes gelmedi cümlesinde herkes özne ise öznenin yükleminin olumlu olması gerekir. Peki hocam ben nasıl diyeceğim? Bazıları gelmedi. Birkaçı gelmedi diyebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden buna dikkat edin. Herkes ve hepsi özne olduğu zaman yüklem olumlu. Kimse ya da hiç kimse özne olduğu zaman yüklemin ne yapması lazım arkadaşlar? Olumsuz olması gerekir. Evet arkadaşlar dördüncü sözcük halindeki zamirimiz soru zamirleri. Arkadaşlar soru zamirleri isimlerin yerini bakın arkadaşlar isimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir arkadaşlar. Tutan zamirlere denir. Hangidir arkadaşlar? Kim? Arkadaşlar kim sözcüğünü eklem getirebilirsin? Hepsi soru zamiri olur. Nasıl hocam? Mesela kimi, kime, kimde, kimden, kimler. Bunlar hep soru zamiridir. Ne, neyi, neye, neyde. Neyden, neyler, neler, nerelere, nerelerde, nerelerden. Bu şekilde ekleri getirebilirsiniz. Kaçı, kaça aldın. Bakın, kaç biraz sıfat olur, kaça aldın zamir olur. Hangisi, hangileri şeklinde arkadaşlar soru zamirleri bu şekilde devam eder. İsimlerin yerini soru yoluyla tutacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sözcük halindeki zamirlerden dönüşlülük zamiri. Dönüşlülük zamiri sadece arkadaşlar bir tane o da nedir? Kendi. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Kitabı ona verdi. Bu ne arkadaşlar? Şahıs zamiri. Kitabı kendisine verdi. Ne arkadaşlar bu? Dönüşçülük zamiri. Kargalar kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Kendi nedir arkadaşlar? Dönüşçülük zamiri. Şimdi arkadaşlar bu soruyu şöyle de sorabilirler. Şimdi birinci cümlede şahıs zamiri var ya. Ben buradaki kendi sözcüğünü şahıs zamiri gibi kullanabilirim değil mi? Mesela kitabı kendisine verdim derken aslında ben neyi kastediyorum? Ona verdim. Sözcüğünü kastediyorum. Şimdi arkadaşlar size aşağıdaki cümlenin hangisinde şahıs zamiri kullanılmıştır gibi bir ifade gelirse ben, sen, o, biz, siz onları göremiyorsanız kendi sözcüğü şahıs zamiri yerine kullanılabilir. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Peki hocam her zaman mı? Hayır.
Şimdi diğer önemli olan kargalar kendilerine yapılan kötülüklerle. Burada şahsa bir değil. Çünkü burada kişinin yerini tutmuyor. Ama şurada kişinin yerini tutuyor. O yüzden kitabın kendisine verdiği dönüşüm zamiri eşittir şahıs zamiri olabilir bakın. DZ eşittir ŞZ'ye. Ama burada her harekarda dönüşüm zamiri olduğunu unutmayın. Bir de arkadaşlar bunun daha güzel bir sorusu arkadaşlar şöyle gelebilir. Diyelim ki bu işte romanı geçen yıl yazdı cümlesi olsun. Bu romanı geçen yıl ben yazdım olsun. Bu romanı geçen yıl ben kendim yazdım olsun arkadaşlar. Bakın aralarındaki farka bakalım şimdi arkadaşlar. Yukarıdaki cümleden tek fark bu ve şu. Şimdi sorum size şu. Bu numaralandırılmış cümlelerin hangisi ya da hangilerinde gereksiz sözcük var mı? Ya da doğruluk ilkesine aykırılık var mı? Şimdi arkadaşlar burada videoyu durdurup cevap vermenizi istiyorum. Bir mi, iki mi, iki üç mü, hepsinde var mı, hiçbirinde yok mu? Bunun cevabını verin. Devam ediyorum ben arkadaşlar. Cevap hiçbirinde gereksiz sözcük yok arkadaşlar. Şimdi şöyle sesleri duyar gibi. Nasıl hocam? Yazdım diyor. Yazan kim arkadaşlar? Ben, İngilizce öznesi. Peki hocam yazdım zaten ben değil miyim? Bu gereksiz değil mi? Hayır. Arkadaşlar yazdım yükle. Yazan kim? Ben, özne. Bir cümlede özneyi yazmak gereksiz olmaz. Çünkü yüklem ve özne cümlenin temel ögesidir. Özneler gereksiz sayılamaz. O zaman bütün cümleler arkadaşlar gereksiz sayılırdı özneler. O yüzden özne arkadaşlar gereksiz saymayacaksınız. Peki hocam buradaki ne işe yarıyor peki? Arkadaşlar ögelerine ayırıyorum. Yazdım yüklem. Yazan kim? Ben kendim. Bu da özne. Ha buradaki kendi sözcüğünün bir görevi var arkadaşlar. Bu da cümledeki özneyi ne yapmaktır? Pekiştirmektir arkadaşlar. O yüzden bu üç cümlenin tamamı arkadaşlar doğrudur. İçerisinde gereksiz sözcük yoktur. Evet arkadaşlar şimdi ek halindeki zamirlerinize bakalım. Ek halinde zamirler iki ayrılır arkadaşlar. İlgi zamiri ve iyilik zamiri. Zaten bulmacalarda da çıkar arkadaşlar. İlgi zamiri eşittir ki. Yazı kurallarında ki'yi anlatmıştım ama burada yine değinelim. Şimdi arkadaşlar ki zamir görevinde olacak. Zamir ne demiştik? Adın, ismin yerine geçin. Peki hocam bu nerede oluyor? Arkadaşlar bu şurada oluyor. İsim tamlamalarında, bakın tamlamalarında tamlanan arkadaşlar, tamlanan düşer yerini ki alır arkadaşlar. Yerini alıyormuş arkadaşlar ki. Ve bu her zaman arkadaşlar bitişi yazılır arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bizim evimiz olsun, evimiz sizin evinizden hayli uzak. Buradaki isim tamlamaları da var arkadaşlar. Bizim evimiz ve sizin eviniz. Arkadaşlar bu cümlede ne dedim? Tamlanan düşecek. Düşürelim arkadaşlar. Ve yerini ki aldı. Ve bitişik yapıldı. Bizimki sizin evinizden hayli uzak da diyebilirsiniz. Ya da bizim evimiz sizinkinden bir hayli uzak da diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte buradaki ki arkadaşlar ev sözcüğünün yerini ne yapıyor? Tutuyor. İşte biz buna ilgi zamiri diyoruz. İlgi zamirinde tamlanan düşer. Unutmayın. Mesela boyun seninkinden uzun. Aslında kastettiğim boyu senin boyundan uzun arkadaşlar. Ya da telefonumun şarjı bitmiş. Seninkini alabilir miyim? Senin telefonunu kastediyorum arkadaşlar. İşte oradaki senin telefonundaki tamlamanı düşünüyorum. Yerine yazıyorum arkadaşlar ki. İşte biz buna ilgi zamiri olan ki diyoruz. Buraya bakalım şimdi arkadaşlar. İyilik zamiri. Şimdi arkadaşlar iyilik eki neydi arkadaşlarım? İyilik ekine biz bakın şunlar genelde karışıyor arkadaşlar.
iyelik eki arkadaşlar, iyelik eki ve iyelik zamir. Bu ikisi çok karşılıklı. Şimdi arkadaşlar, zamir ismin yerine geçmiyor muydu? Evet. Şimdi iyelik ekin diğer adı neydi sınıf? Tamlanan ekiydi arkadaşlar. Tamlanan ekin. Bakın, üçü de aslında aynı şey. Şimdi bir tamlama kuruyorum arkadaşlar. Bakın. Benim evim. Arkadaşlar burada bana tamlanan eki ya da diğer ifadenin iyelik ekini gösterir. Cevap şu arkadaşlar. Benimdeki ilgi ekiniz değil mi arkadaşlar? İyelik eki de evimdeki iyelik eki var. Bu şu an iyelik eki. Bakın arkadaşlar, bir hareketle ben bunu iyelik zamirine dönüştürüyorum. Eğer tamlamada hem tamlayan hem tamlanan kullanırsa bunun adı iyelik eki olur. Ben bunu iyelik zamiri yapıyorum bir hamlede. Evet, şu an iyelik zamirine dönüştü arkadaşlar. Bakın, bu iyelik eki olmaktan çıktı. İyelik zamiri. Ha, neyi öğrendik arkadaşlar? Şimdi benim evimdeki imin düşürdü. Demek ki ilgi zamirinde tamlanan düşüyor. İyilik zamirinde tamlayan düşüyor. Bakın, tamlayan ne yaptı arkadaşlar? Düştü. Evim, kardeşim, eşim, arabam, benim, arkadaşlarım, bunların hepsi arkadaşlar ne olarak geçecek? İyilik zamiri. Ama benim arkadaşım diyorsam iyelik ekidir. Arkadaşlarım dersem sadece arkadaşlar zamirdir. Benim boyum iyelik eki, boyum uzunmuş, kısaymış dersem iyelik zamirine dönüşür arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi zamirlerle ilgili dikkat etmenizi istediğim kısımlar var. Onu düğünüme çağırdım. Arkadaşlar, onu kelimesi ne zamiri? Şahıs, değil mi? Şahıs zamiri. O kitabı yeni okudum. Arkadaşlar, her gördüğümüz o zamir değil. Burada kitaba bakın, ismin yerine geçmiyor. İsmi işareti. O zaman biz buna işaret sıfatı diyeceğiz arkadaşlar. Onu daha yeni aldım. Ne zaman bozulmuş? Ha, burada ismin yerine geçmiş. Ama kişinin yerine geçmemiş. Bu ise arkadaşlar işaret zamirdir. O sözcüğü şahıs zamiri, işaret sıfatı ve işaret zamiri olarak kullanılabilir. Soruların birçoğu yanlıştı. Birçok soruyu boş bıraktım. Arkadaşlar, bir tamam. Neyin çoğunu? Soruların birçoğu. Arkadaşlar, burada belgesiz zamir. Çünkü ismin yerine kullanılmış ve tamlama kurmuş. Birçok soruyu boş bıraktım. Buradaysa arkadaşlarım, belgesiz arkadaşlar sıfat olarak kullanmıştır. Evet arkadaşlar, örneğimize bakalım şimdi. Herkes ders dinliyor, bir gün not tutmuyor. Şimdi buradaki anlatım bozukluğunu istiyorum arkadaşlar. Şimdi anlatım bozukluğu, herkes dersi dinliyor, not tutmuyor. Şimdi kimse not tutmuyor. Şimdi cevap bu. Ama anlatım bozukluğunun nedeni nedir sınıf? Şimdi arkadaşlar şöyle, ben sorayım şimdi. Özne eksikliğini arkadaşlar, yani bu özne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk mu? Ya da arkadaşlar özne yüklem uyuşmazlığı mı? Uyuşmazlığı mı? Cevap nedir arkadaşlar? Özne yüklem uyuşmazlığıdır. Az önce dedim ki ben size, bir cümlenin arkadaşlar dinliyor yüklem ve nasıl bir cümle bu? Olumlu bir cümle. Olumlu cümlenin öznesi herkes olabilir. Özne. Not tutmuyor diyor. Bakın, tutmuyor. Yüklem ve bu nasıl bir cümle? Olumsuz bir cümle. Olumsuz cümlenin öznesi herkes olamaz. Hepsi olamaz. Ya kimse ya da hiç kimse diyeceksiniz. Aa, bunu getirdikten sonra bunun öznesini gidermiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi başka bir örneğe dikkat etmenizi istiyorum. Ona ne getirdi? Arkadaşlar, buradaki ne sözcüğüne dikkat edin. İsmin yerine geçiyor. Ona arkadaşlar erzak getirdim, yiyecek getirdim, telefon getirdim, kitap getirdim, saat getirdim. İşte diyelim ki telefon getirdim.
İsmin yerine geçtiği için arkadaşlar soru zamiridir arkadaşlar. İsmin yerine geçiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne bakıp duruyorsun? Siz bu ne gördüğünüz yere eşittir, niçin, neden diyebiliyorsanız bu arkadaşlar zarf olur. Soru zarf olur. Niçin bakıp duruyorsun? Neden, niçin anlamına gelen zarfdır arkadaşlar. Ne zarfıymış bu? Soru zarfıdır. Şimdi üçüncü örneğe bakalım. Neden gün geleceksin olmuyor? Bilmem ne oluyor. Buna ne gün? Buradaki ne sözcüğü de hangi anlama geliyor arkadaşlar? Hangi gün? Arkadaşlar bu da soru sıfatı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Zamirler konusunu işledik. Bir dahaki derste buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum. Unutmayın, evde kalın, derslerden geri kalmayın.